Evet, iyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Bir programda daha karşınızdayız. Yine dop dolu bir gündemle karşınızda olacağız. Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomik tedbirler veya bir başka ifadeyle yatırımcılara olan bir dizi vaadiyle başlayacağız programa. Bugün Suriye merkezli gelişmeler de, önemli gelişmeler de vardı. Onların da ayrıntılarını sizlerle başlayacağız. Bakış açısı başlıklarla başlıyor. Evet, malum ekonominin durumu ortada. Bugün Başbakan Binali Yıldırım kameraların karşısına geçti ve yatırımcılara bir dizi müjde niteliğinde vaatte bulundu. Bir paket de diyebiliriz bunlara. Buna sevgili izleyenler, hemen aktaralım neler var paketin içerisinde. Yatırımcılara fabrika yapmaları halinde hazine arazileri tahsis edilecek. Bu bir sevgili izleyenler. Yine yatırımcılara sıfır faizli kredi verilecek. İşletmelere ucuz kredi verilecek. Bu kredilerin %50'sini devlet karşılayacak. %50'sini de işletme sahipleri karşılayacak. Yine üretim tesislerini büyütmek, geliştirmek, yenilemek isteyenler için de ayrıca yeni destekler verilecek. Başbakan Yıldırım'ın bugün açıkladığı pakette sevgili izleyenler. Ve son olarak imalatlar desteklenecek. Yani üretim desteklenecek. Bu kapsamda yatırımların bir kısmını Doğu ve Güneydoğu'ya aktarmak isteyenler için de yeni teşvikler söz konusu olacak sevgili izleyenler. Önemli maddeler diye sıralayabiliriz. Paket. Bakalım bunun piyasaya olan etkisi ne olacak? Hükümet piyasadaki nakit akışını gidermek ve piyasaları canlandırmak için bir dizi önlem alıyor. Bunlar da bunlardan bir tanesi. Paket açıklandı ama toplantıda bir de itiraz geldi. Elazığlı bir iş adamı bu tür paketlerden faydalanamadıklarını şikayette bulunca. COBİ'lere yönelik özellikle Başbakan 50 bin liralık. Sinirlendi orada lafı kesildiği için aslında ama bunu uygulamak da son derece önemli. Projeleri sadece açıklamak. Kararlar yetmiyor. COBİ'lere yönelik 50 bin liralık bir kredi söz konusuydu son açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'ın. Bundan çok sayıda COBİ sahibi başvurmuştu. Ancak herkese verilemedi. Bu yönde bir sıkıntı söz konusu. Gözler bugün Merkez Bankası'ndaydı. Para piyasası, para politikası kurulu yılın ilk toplantısını yaptı. Faiz koridorunun alt bandını kurul %7.25'te sabit tutarken üst bandını 8.5'tan %9.25'e yükseltti. Yani 0.75 bas puan bir artış kaydedildi. Ancak %8'de politika faizinin serbest bırakılması kararı piyasalarda çok fazla olumlu karşılanmadı. Çünkü bunda da bir artış bekleniyordu. Bu karar açıklandığında dolarda hafif bir kıpırdanma görüldü. Hatta 3.73 dolaylarındaydı toplantı öncesi. 3.80'lere kadar çıktı. Sonra 3.76'lara düştü ama pek bir etkisi olduğu söylenemez. Zaten faiz artırımı kararında Merkez Bankası'nın geç kaldığı yönünde eleştiriler vardı. Siyasi baskı da var. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz yükseltilmesine karşı olduğu biliniyor. Diğer araçları kullanmaya çalıştı Merkez Bankası bugüne kadar. Son olarak da faiz silahını kullandı ama çok da faydası olmuş gibi görünmüyor. Tabii dengelenmiş gibi de gözüküyor. 3.75'lerde dolar. Zor bir durum Cüneyt Önder. Şimdi zaten piyasada işler bir hayli sıkıntılı. Üretim noktasında ciddi sorunlar var. Piyasada bir nakit sıkıntısı olduğu belli. Bir taraftan faizleri arttırdığınız zaman işler biraz daha kötüye gidecek. Faizleri arttırmadığınız takdirde döviz kurunun yükselişini önleyemiyorsunuz. Zor bir durum ama şunu da belirtmek gerekiyor. Asıl önemli parametre Cuma günü Fitch'in açıklayacağı Türkiye ile ilgili eğer açıklarsa kredi notu olacak. Ondan sonra ne olacağı biraz daha belli olacak. Asıl parametre bu olacak. Buradaki problem hep bir negatif spekülasyondan ya da ekonomik bir saldırıdan bahsediyor. Aslında bu dövizdeki artışın temelindeki nedeni net olarak ki bunu piyasa ve uzmanlar söylüyor ancak hükümet kabul etmiyor. Yani negatif faiz aslında faizlerin olması gerekenden çok daha düşük olması nedeniyle dövizdeki artışların yaşandığını herkes söylüyor. Belki
İleride faiz indirimine getirecek faiz artırımları bugünden yapılsa ki 2013'te aynen önce böyle, yükseltecek. Evet, aynen piyasa böyle olmuş. Piyasa dengeye oturacak, ardından inecek. Yavaş yavaş indirseler belki döviz kurlarında da bir iniş görünecek i̇niş ama bunu siyasi irade bunu görecek ve uygulayacak. Hatırlarsan Ekrem Başçı'yla da eski Merkez Bankası Başkanı'yla dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki en büyük polemik konusu buydu. Israrla Tayyip Erdoğan faizlerin düşmesi gerektiğini söylerken Başçı bir türlü yanaşmadı, sonunda da gitti. Evet, şimdi Astana'ya uzanalım sevgili izleyenler. Nitekim dün de ifade ettik, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de kalıcı barış için taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bugün ikinci günüydü ve Astana görüşmesi bitti diyebiliriz ve bunu manşetlerde konuşacağız, detaylı bir şekilde konuşacağız ama bir iki cümle aktarmak gerekirse Türkiye, İran ve Rusya arasında ateşkesi denetlemek için üçlü mekanizma kurulduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyenler. Evet, referandum sürecine hazırlanıyor Türkiye. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğini onaylamadığı için Yüksek Seçim Kurulu da bir tarih belirlemiş değil. Ancak partiler hazırlıklarına başladı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde bu yönde bir açıklama yapması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bugün Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken aslında çok yanlış anlaşılabilecek, belki de çok tartışılacak ki tartışılmaya da başlandı, bazı açıklamalarda bulundu. Ne dedi Numan Kurtulmuş? Terör saldırılarının giderek arttığını, referandum sürecinde bunun daha da artabileceğini söyledi. Hatta suikastler olabileceğini öne sürdü ama referandumda evet çıkması durumunda şu ifadeyi kullandı. Referandumda büyük oranda evet çıktıktan sonra terör örgütleri hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirlerdir. İşte bu açıklamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki geldi. Bir itiraf olarak niteledi bu sözleri. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece utanç vericidir dedi. Bu sözlerin şu anda terörü biz destekliyoruz itirafı olduğunu ve başkanlık sistemine getirirseniz, tek adam rejimine getirirseniz terörün anahtarı elinizde, biz de terörü bitiririz anlamına geldiğini söyledi Mustafa Özdal. Bu Numan Kurtulmuş'un sözleri sosyal medyada epey yankı buldu. Gün boyu konuşuldu. Cüneyt Önder. Bayağı evet. Önümüzdeki günlerde tartışılacağı benziyor. Evet. Aslında işte Kurtulmuş aslında çok temkinli bir politikacıdır. Öyle ağzından sansasyonel sözler çıkmaz ama bugün neden böyle bir şey söyledi bilinmez. Evet sevgili izleyenler, şimdi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına gelelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Malum Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne taşımak hazırlığında. Mecliste kabul edilen referandumu, anayasa değişiklik paketini daha doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisi gerekçe olarak da AK Partililerin açık oy kullandığını öne sürüyor. İşte Bekir Bozdağ bugün buna karşı çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahası tahte delil üretmekle suçladı. Cumhuriyet Halk Partililerin Anayasa Mahkemesi'ne sahte delil üretme çabasındadır. Şu şekilde bir ifade kullandılar. Aslında kendileri onlar hukuksuz bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kamera soktular ve yine hukuksuz bir şekilde oylamayı kayıt altına aldılar dedi Bekir Bozdağ sevgili izleyenler. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişiklik paketiyle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidildiği iddiasını da yalanlayarak Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidilmiyor, hükümet sistemi değişiyor sadece dedi Bekir Bozdağ sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Doğu Afrika ziyaretinin ikinci durağı Mozambik'teydi. Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptılar. Sonra da iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. O imza töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tıpkı Tanzanya'da olduğu gibi Mozambik'te de
FETÖ konusunda, FETÖ'nün Afrika'daki faaliyetleri konusunda uyarılarda bulundu. Nasıl ki bizim silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmişlerse aynı şekilde dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt burada da yapacaktır dedi. Bu sözlerle de Mozambik Cumhurbaşkanı'na bir uyarıda bulunduğunu da kaydetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Demirtaş beraatini istedi başlıklı haberle başlıklara noktayı koyuyoruz sevgili izleyenler. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde tutuklu olarak yargılanıyor. Birkaç davası var. Bu davalardan birisi de 2014-2010 referandumu öncesi Van'ın Erciş ilçesindeki bir mitingde yaptığı konuşma. Demirtaş bu mitingde yaptığı konuşmayla halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle suçlanıyor. İşte bu duruşmanın davası gerçekleştirildi. Demirtaş sevgili izleyenler SEKBİS sistemiyle duruşmaya katıldı ve o konuşmada halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmediğini söyledi. Böyle bu şekilde bir savunma yapıldı. Sözlerinin çarpıtıldığını ve vahim bir hata yapıldığını iddia ederek beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti duruşmayı erteledi sevgili izleyenler. Evet, Türkiye'nin cesur kalemi Uğur Mumcu katledilmesinin 24. yılında yine özlemle anıldı. Mumcu'nun Ankara'da öldürüldüğü Karlı Sokak'taki ismi daha sonra Uğur Mumcu Caddesi olarak değiştirildi. Bir tören vardı. Bu törene Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve yakınları ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Binlerce vatandaş da oradaydı. Bursa'da da Uğur Mumcu için bir anma töreni düzenlendi. Aslında yıllardır hep set başından heykele kadar 24 Ocak'ta yürünürdü. Ancak bu kez OHAL uygulamaları nedeniyle valilik tarafından izin çıkmayınca Nilüfer'deki basın sarayı önünde gerçekleşti anma töreni. Bugün yine bir başka isim Diyarbakır'ın efsane emniyet müdürü Ali Gaffar Okan'ın da ölüm yıl dönümü. 16 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda 5 polisle birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okan için Diyarbakır'da bir anma töreni düzenlendi. Katılım geçmiş yıllara göre biraz daha azdı ancak Emniyet Müdürü'nün ismini taşıyan çocuklar yine oradaydı. Gaffar Okan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da bir anma töreni düzenlendi. O törene şehit müdürün ailesi de katıldı diyelim. İlginç tesadüf. İki kahraman diyeceğim ben. Biri gazeteci, biri emniyet müdürü. İkisi de kahraman. Birisi kalemiyle, birisi göreviyle kahramanlıklar yaptılar ve adlarından söz ettiriyorlar. Suikastin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ama iki suikastinle ilgili de sır perdesi hala çözülmüş değil. Cüneyt Önder. Bu sosyal medyada da epey konuşuldu. Hem Uğur Mumcu'nun katliamı hem de Gaffar Okan'ın suikasti katledilişi. Allah rahmet eylesin diyelim ikisine de ve saygıyla analım. Evet değerli izleyenler başlıkların sonuna geliyoruz ve manşetler bölümüne geçiyoruz. Evet değerli izleyenler Astana'da çözüme doğru başlıklı manşetle karşınızdayız. Evet Astana'da çözüme doğru dedik Cüneyt Önder. Bugün Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdurrahman'ın açıklamaları var. Nitekim açıklama ondan geldi. Dolaylı dolaysız görüşmeler bitti diyebiliriz ve bugün net resmi bir açıklama geldi. Dilersen bu açıklamadan birkaç cümle aktaralım Cüneyt Önder. Abdurrahman tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı olduğunu vurgulamış. Bu Suriye'deki birlik, bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygılı olmayan hiçbir devlet yok Cüneyt Önder. Amerika Birleşik Devletleri de, Rusya'sı da, İran'ı da, Irak'ı da herkes Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını, toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve yine Suriye'de istikrarın yakalanması gerektiğini söylüyorlar ama sahadaki durum pek öyle olmuyor. Tıpkı Irak'taki gibi Suriye bir istikrarsızlığa gidiyor ve Suriye'de birkaç bölgeye ayrılmış bir yapının ortaya çıkabileceğine dönük bir takım işaretler görüyoruz. Bunu belirtmek lazım herhalde. Devam etmiş Abdurrahman, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulandığı bir siyasi süreçte
çözülebilir bu sorun diyor. Ateşkes rejimini güçlendirmeye, ihlallerin asgariye indirilmesine katkıda bulunmaya, şiddeti azaltmaya, güven arttırmaya ve yine 2165 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak insani erişimin hızlı ve sorunsuz şekilde önünün açılmasına ve Suriye'de sivillerin korunması ve serbest dolaşımı sağlamaya çalışacaklarını belirttiler. Yine bu sözler de genel ve soyut sözler, çok somut bir şeyler bulmak, ifadeler bulmak burada kolay bir şey değil. Bir cümlesi önemli, altını çizmişim, bilmem katılır mısın? DAEŞ ve El-Nusra ile ortak mücadele, dün de senin ifade ettiğin gibi bu Rusya'nın ısrarla uzun zamandan bu yana ateşkes için olmazsa olmazlarından bir tanesi, Suriyeli muhalif grupların El-Nusra ve DAEŞ gibi terörist örgütlerden arındırılması. Özellikle El-Nusra, Suriye muhaliflerinin, silahlı muhaliflerinin El-Nusra'dan ayrıştırılmasına yönelik vurguyu yine Kazak Dışişleri Bakanı yapıyor. DAEŞ ve El-Nusra cephesiyle ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusundaki kararlılıklarını dile getirmiş Abdurrahmanov. Tüm bunlar bir kenara, Suriye konusunda söz sahibi İran, Türkiye ve Rusya mı? Çünkü üçlü mekanizma bu üç ülkeden oluştu. Eğer bu üç ülkeden oluştuysa üçlü mekanizma, Amerika Birleşik Devletleri nerede? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de IŞİD'le mücadelenin IŞİD tarafında. Rusya ve İran ise Esad yönetimini en azından şu çatışmalar sona erene kadar Esad yönetimin koltuğunu koruması yönünde. Şimdi bu Astana iki gün sürdü. Görüşmelerden ne sonuç çıktı diye bakarsak, şimdi muhalifler açısından bakalım. Muhalifler ne istiyordu? Ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi, Suriye ordusunun kuşattığı bölgelerden çekilmesi ve bu bölgelere insani yardımların ulaştırılması. İhlallerin sona ermesi. Muhaliflerin istediği hiçbir şey bu toplantıda kabul edilmedi. Suriye yönetimi ne istiyordu? Dört talebi vardı Suriye. Ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin sağlanması diyor burada. Yani bu. Ama değil yani. Onların istediği olmadı. Muhalifler İran'dan gelen ministerin ve Hizbullah'ın çekilmesi istiyordu. O da olmadı. Suriye hükümeti dört talepte bulundu Astana'da. Bunlardan birincisi Türkiye sınırının kapatılması. Bu kabul görmedi. Bir yıl boyunca ateşkes ilan edilmesi, bu da tam olarak karara bağlanmadı. Ama diğer iki hususta Suriye hükümetinin istediği oldu diyebiliriz. Nedir bu? Silahlı grupların terör örgütlerinden ayrılması. Evet. Ve IŞİD'le El-Nusra'ya karşı ortak bir mücadele yürütülmesi. Peki şimdi burada silahlı gruplardan arınılırsa Suriye'de muhalefet adına ne kalacak? Muhalefet silahlı gruplardan arındırılmasını kastederken burada tabii terör örgütlerinden söz ediyorum. Terör örgütlerinden. Ne kalacak burada? IŞİD, El-Nusra, Türkiye'nin kabul etmemesine rağmen Ahrar-ı Şam sonuçta terör örgütleri olarak Suriye'de kabul ediliyor. Rusya'nın başından beri istediği şu, diğer silahlı muhalif gruplar, işte Türkiye'nin desteklediği silahlı muhalif gruplar, Özgür Suriye Ordusu ya da diğer güçler belli noktalarda El-Nusra ile işbirliği yapıyor. Özellikle işte Şam çevresinde. Benim de vurgulamak istediğim El-Nusra. Evet, Şam çevresinde, Kuta'da, işte şimdi Barada Vadisi'nde, Hama, Humus'un çevresinde bulundukları bölgelerde El-Nusra ile işbirliği yapıyor. Bu nedenle de Rusya o bölgeleri düzenli hava harekatında o grupları da hedef alıyor. Bunun karşılığında da Ankara'nın tepkisi oluyor. İşte bunu önlemek için muhalifleri kendinizi tamamen onlardan ayırın. Onlarla birlikte olmayın. Onlarla birlikte hareket etmeyin. Uyarısı bir anlamda. Aslında çok fazla da anlam yüklememek gerekiyordu Astana görüşmelerine. Çünkü sonuçta ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bir görüşmeydi. Şimdi üçlü bir mekanizma kurulmuş. Kim var mekanizmada? Rusya var. Rusya kim? Esad yönetimini destekliyor. İran var. İran kim? Esad yönetimiyle birlikte zaten ihlalleri gerçekleştiren ülkelerin başında. Milislerin ve Hizbullah'ın tamamen kontrolü İran'da. Kim var? Türkiye. Türkiye'de bir taraftan Fırat Kalkanı harekatı yürütüyor. O nedenle çok fazla en azından Cenevre görüşmeleri öncesi atılan bir adım ama. Cenevre görüşmelerine daha, bir zemin sağlamış olabilir mi bu? Tabii yani en azından ilk kez birkaç saatte olsa aynı masada oturmuş durumdalar masadan ama. Masadan kalkılmadı.
ortak bir bildiri sonuçta var. Sonuçta ortak bildiri ama imza atmadı muhalifler. İmza atmadı. Muhalifler imza atmayınca Suriye rejimi de imza atmadı. Sadece 3 ülkenin imzasıyla bir ortak bildiri yayınlandı ama şimdi işin daha kritik bir boyutu var Mustafa Özdal. Astana görüşmeleri sürerken Suriye'de de çok kritik bir gelişme yaşandı. Nedir o gelişme? Aslında yönetmenimizden istersek bir harita söylemiştik ama o haritayı alalım. Şimdi bu yaklaşık bir saat öncesine ait durumu gösteriyor. Yeşil olarak gördüğümüz, yani şöyle gösterebilirsek eğer, şu bölge Fırat Kalkanı harekatının devam ettiği bölge. Sadece bu kesiti aldık çünkü burası önemli. Elbap burada yaklaşık 32 gündür burada çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu hafta sonunda Mustafa Özdal bir operasyon başlattı Halep'in doğusundan. Elbap'a ve çok kısa süre içinde Elbap'a 8 kilometreye kadar mesafeye geldi. Eyvah. Ama buradaki kritik nokta şu. Türkiye ile Suriye ordusu. Henüz o görüntü gelmedi ama Suriye ve Türk ordusuna ait zırhlı araçların aynı karede görüntülendiği söyleniyor. Şimdi en tehlikeli olan nokta bu. Özellikle Karabaş ve Dağlıbaş köylerinde bu durumun yaşandığı her an Türkiye'nin özel kuvvetlerin operasyon yaptığı bölgelere çok yakın çok, bir yerde. Çok yakın ve 8 kilometreye de geldi şu anda Suriye ordusu. Nitekim bugün Numan Kurtulmuş'a da soruldu bu Anadolu Ajansı editör masasında. O da durumun vahametini aslında ortaya koyan bir takım ifadeler kullandı. Biz dedi bu operasyonu dedi burayı temizleyip Suriye rejimine devretmek için düzenlemiyoruz dedi. Hatta Amerikalıları da suçladı bize destek vermiyorsunuz diye ama şimdi bir başka ilginç nokta daha var. Rusya Türkiye ile ortak hareket ederken Elbap'ta güneyde de Suriye ordusunun önünü açıyor hava saldırıları. Yani Rusya'nın hava harekatları olmasa Suriye ordusu bu kadar ilerlemezdi. Gelemez. Suriye bu ordusu çok, aslında Rusya'ya destek veriyor. Bu çok kritik bir gelişme. Bunu duyuralım, anlatalım istedik. İzleyicilerimizi çünkü her an iki ordunun hedefi aynı olsa da amaçları farklı. Ve ilk defa olacak bu. Korkulan da oydu zaten Fırat Kalkan Harekatı başladığında ki 32 gün geçti. Çok güçlü bir direnişle, IŞİD direnişiyle ki intihar saldırılarıyla veya havan saldırılarıyla sürekli direniyor IŞİD. Çok ciddi bir soru işareti. Eğer güneyden gelir de sağda ilk kez karşı karşıya yan yana geliyorlar diyebiliriz. Karşı karşıya yan yana demeyelim de yan yana demeyelim de henüz karşı karşıya da gelmiş durumda değiller. Sonuçta aynı karede aynı iki farklı var. Bölgede ilk kez zırhlı araçların görüntülendiği ilk kez oluyor söyleniyor. Ama değil tabii mi? İlk kez i̇lk oluyor. Kez. Bir yanda Suriye bayraklı zırhlı araçlar, diğer tarafta Özgür Suriye ordusu bayraklı. Bir tarafta da ve Türk bayraklı. Türk özel birlikleri ve onlara eşlik eden zırhlı araçlarımız çok çok önemli ortada aslında. Çok kritik bir gelişme. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde de kalmayabilir. Çünkü çatışmalar hala devam ediyor bölgeden gelen haberler. Suflaniye, Türkiye Elbap'ın doğusundan çünkü bu hattı bir hafta aşamadığı önce için 5 şehit verdiğimiz bölge. Evet, doğusundan şu anda haritada yer almıyor, girmeye çalışıyor. Çünkü bu bölgede çok güçlü bir IŞİD direnişi olduğu için bu savunma hattını geçemediği söyleniyor. Evet. Ama Suriye ordusu güneyden girerse de iş tamamen karışır. Elbap'ta diyelim. Son 5 dakika diyor, sosyal medyaya geçelim. Evet değerli izleyenler, sosyal medyada bakalım neler konuşulmuş. Uğur Mumcu, Türk medyasının, Türk basınının tartışmasız duayeni, hain bir suikast sonucu aramızdan ayrıldı. Bir pazar sabahı sevgili izleyenler, gerçekten yazdıklarıyla, söyledikleriyle Türk basın tarihine geçmiş önemli bir meslek büyüğümüz Uğur Mumcu katledilişinin yıl dönümüydü bugün. Bakın bir kullanıcı ne demiş Uğur Mumcu için? Cumhuriyet matbaaya gelir, Cumhuriyet gazetesi yazarıydı. Paketçisinden dizgicisine herkesin elini sıkar, halini hatırını sorardı. İyi gazeteci ve iyi insandı demiş Uğur Mumcu için sevgili izleyenler. Uğur Mumcu'nun sözleri de bugün sosyal medyaya taşınmış, paylaşılmış. Mesela şöyle bir sözü var Cüneyt Önder. Bizde gazetecilerin çoğu okumaz ama yazarlar demiş. Gerçekten
önemli ve bence de isabetli bir tespit. Şimdi ne okuyorlar, ne yazıyorlar? Sadece televizyonlarda konuşuyorlar. Öyle bir gazeteci. Şimdi buna benzer bir sözü de ben söyleyeyim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz şeklinde bir sözü vardı merhum Uğur Mumcu'nun. Bir söz daha var. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu sözün geçerliliği ortaya çıkıyor. Uğur Mumcu demiş ki, cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30 sene sonra general olacaklar ve Cumhuriyet'e karşı ayaklanacaklar. Ki 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin niteliği de bu şekilde izah edilebilir. Geçiyoruz Merkez Bankası'na. Merkez Bankası kararı biraz şaşkınlık yaratmış sosyal medya kullanıcıları tarafından. Bir miktar politika faizi artsa da dolarda, döviz kurlarında oynama olmaması şaşkınlığa yol açmış. Dembaba, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cüneyt Önder, Çin'den tekrar Türkiye'ye geri geliyor. Çin takımı Dembaba'yı gözden çıkarmış. Ama bu işten Beşiktaş bir hayli karlı çıkacak gibi görünüyor. 2014 yılında Chelsea'den Beşiktaş'ı 6 milyon euroya almış Beşiktaş kulübü. Daha sonra da Çin kulübüne 2015 yılının yaz ayında 14-13 milyon euroya transfer etmişler. Şimdi tekrar geri alıyorlar. Golcü ihtiyacı var zaten Beşiktaş'ın. Aslında sonuçlara baktığımızda öyle bir ihtiyaç olmadığı ortaya çıkıyor ama güçlendirecektir kadrosunu. Güçlendirmeyi planlıyorlar. Tek vatan, tek başkan, bu da Tayyip Erdoğan'ı destekleyen ve kampanyada evet diyen kişiler tarafından açılmış bir tak. Ali Gaffar Okkan, sevgili izleyenler, Uğur Mumcu'yla aynı gün katledilen Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü. Özellikle Diyarbakır'da çok sevilen bir isimdi Gaffar Okkan. Hizbullah olduğu söyleniyordu Ali Gaffar Okkan'ın katledenlerin. Bir görüşe göre derin devletin katlettiği bir isimdi. Hizbullah zaten, o Türk Hizbullah'ı zaten derin devletin kullandığı doğrudan o dönemde kullandığı güçtü. Silahlı terör örgütüydü Hizbullah. Taşeron olarak kullanılmış olabilir. Ancak Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuş bir emniyet müdürüydü. Hala Gaffar Okkan'ı unutmadı Diyarbakır halkı. Son iki dakika diyor yönetmenimiz hemen. Ali Gaffar Okkan'ın bir tweetinden yola çıkarsak, makam peşimde değilim bir sözünden, yapacak bir şey bulamazsam babamın fırınına gider ekmek satarım demiş Ali Gaffar Okkan. Referandum sloganını öneririm. Herkes farklı bir slogan önermiş. Ben Güneş Taner'in yıllar önce 1987 yılında yasakların kalkması ile ilgili referandumda kullandığı sloganı öneririm. Merak edenler bulsunlar diyorsunlar. Başbakan Yıldırım ve Numan Kurtulmuş. Başbakan Yıldırım yatırımcılara yönelik teşvik paketi ve bir dizi müjde kıvamında haberler verdi bugün sevgili izleyenler. Numan Kurtulmuş, az önce Cüneyt Önder'in ifade ettiği gibi referandumla ilgili o çarpıcı sözü sosyal medyada tartışılmış. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Günün fotoğrafıyla noktalayalım. Şehir, Eskişehir burası. Arkada gördüğümüz Uğur Mumcu suikastinde o bombanın yerleştiği araçtan kalanlar günün anısına. Eskişehir'de sergileniyor. Evet, sergileniyor. Uğur Mumcu'nun arabası. Ekranlara getirdik. Evet sevgili izleyenler, yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.